Sevgili izleyenler, tarım fuarındaki yolculuğumuz devam ediyor. Birbirinden güzel kıymetli firmaları ekranlara taşımaya bizler devam ediyoruz. Şimdiki durağımız neresi? Burası çok önemli bir yer. İlk önce firma ismiyle giriş yapmak istiyorum. Arkamda da görmüş olduğunuz gibi Reos'tayız. Reos tarım makinalarındayız ve yanımızda kıymetli bir isim var. Gerçekten tarım fuarında gördüğümüzde bizler de çok mutlu olduk, onure olduk. Bir bayan olarak tarım sektöründe emin adımlarla ilerleyen kimi de tanıştıracağım sizleri? Remziye Hanım'la tanıştıracağım. Biz biraz önce çekimler öncesinde kendisiyle hoş sohbetler yaptık. Kendisini tanıdık. Bizler çok sevdik. Eminim ekranlara taşınınca sizler de çok seveceksiniz. Remziye Hanım, biz sizi tanıdık. Çok memnun olduk. Bir de izleyicilerimiz adına kendinizi tanıtır mısınız? Ben Konyalıyım. Konya'da Reos tarım makinalarının sahibiyim. Şunu şöyle söyleyeyim. Bu sektörde herhalde öyle tahmin ediyorum. Bayan olarak tekim. Biz fuarda da İlk defa gördük ama mutlu da olduk. Evet, yani çok teşekkür ederim. Bunlar hep bayan arkadaşlara örnek olsun istiyorum. Ben ilk önce dökümcülükle başladım. Daha sonra tarım makineleri ama ben buralara tek başımla falan gelmedim. Ekibin ötesine Konya camiası tarım makinelerinde arkadaşlarım beni bir bayan olarak kabullendiler. Hiç dışlamadılar. Sanki ben onların arkadaşlarıyım veyahut da asker arkadaşlarım, öyle söyleyeyim. Ben bu sektördeyim. Çok da gururluyum. Kendimle de gurur duyuyorum. Ben bırakın öyle hani giyinen süslenen bir hatun falan da değilim tabii. Fuarlarda, normal çalışma hayatımda tempolu, yoğun bir çalışmam var. İşte kaynaktır, montajdır. Kendi kamyonumla kendim sevkiyat yapıyorum. İşimden memnunum. Ne güzel. İnşallah bu diğer bayanlara, kesinlikle, diğer ablalarımıza da örnek olur. Kesinlikle. İnşallah onlar da artık ambiyane bir tabirle evde otururken boş vakitlerini değerlendirirler. Evet. Yeni yeni inşallah buluşlar ortaya çıkartırlar. Evet, benim... Şimdi Reos'u bize bir anlatır mısınız? İzleyicilerimizle bir paylaşır mısınız? Reos nedir? Neler yapıyor? Tarıma ne gibi katkılar var? Bir de onları dinleyelim. Reos tarım makineleri imalatı yapıyor. Neler yapıyor? 40 kalem ürün yapıyor. Goble yapıyor. Dıskara yapıyor. Patlatma yapıyor. Merdane yapıyor. Kaz ayağı yapıyor. Yani toprak işleme makineleri imal ediyor. Bu arada da böyle dostların tavsiyesiyle talebi üzerine çok ufak 2 metre ve 4 metre küp yam karmalara başladık. Allah'ın izniyle de projelerimiz, hazırlıklarımız bitti. 1-2 ay içerisinde öyle tahmin ediyorum onları da piyasaya süreceğiz. Şu anda deneme aşamasında. Reos 30 yıllık bir firma. İlk 10 yılı, 5 yılı dökümhane olarak çalıştık. Daha sonra tarım makinalarına başladık. İşimizden memnunuz. Sattığımız malın arkasında duruyoruz. Öyle tahmin ediyorum duruyoruz. Hiçbir problem yaşamadık. Bizim her şeyden önce malı satmamız önemli değil. Sattığımız malın arkasında durmamız çok önemli. Bu da benim herhalde bayan olmam ve çok titiz olmamdan. Yani hani erkekler başka mı? Aman bayan, aman bir laf gelmesin. Daha güzel yapayım. Daha düzgün yapayım. Daha iyisi olsun. Bize yanlış bir şey olarak, eksi olarak gelmesin. Artı olarak gelsin. Evdeki titizlik iş yerine de yansıyor. Evet, bayanlar maalesef öyle, bu konuda bayanlar titiz. Peki Reos, ilerleyen zamanlarda yeni projeleri illaki vardır. Çünkü 30 yıllık köklü bir firma. Kesinlikle. İnşallah bundan sonra da nesilden nesile siz bu güzel firmayı aktarırsınız. İnşallah, inşallah. Çiftçilerimize neler vaat ediyor? Gelecekte çiftçilerimizi Reos neler kazandıracak? Bir de bunları duymak. Yani ben çiftçilere şunu kazandırayım istiyorum. Hani bizim çiftçimizde bir olmazsa olmazları vardır. Yurt dışı fuarlar işte, evet. Yurt dışı makinaları falan diyorlar ya. O yurt dışına gitmelerine gerek kalmayacağını düşünüyorum. Bizim şirket müdürümüz vardır, Osman Küçükpınar. O iyi bir Ar-Ge'cidir. Biz bu konularda hassas, daha deneyimli, daha profesyonel. Yani elemana ihtiyaç kalmadan kendi yürür makinalar tasarlıyoruz. Yani bunların üzerinde Osman Bey bizim Ar-Ge'cimizdir, çalışma yapıyordur. İnşallah bir dahaki dönemlere daha iyi, daha güzel makinalar piyasaya süreceğiz. Bununla ilgili makine mühendislerimiz, Ar-Ge'ci arkadaşlarımız çalışmaları devam etmektedir. Elinden gelen gayretleri. Kesinlikle. Yani ben aman gideyim işte yabancı markadan Gaspardo'dan mal alayım, şuradan mal alayım. Öyle bir tutkum bit yok. Çünkü gelir bakarsanız Konya fuarına bu dönem yurt dışındaki makinaların çok daha iyisini bizim Türkiye'deki firmalar yapıyor. Ben bir iş kadını olarak hepsiyle de gurur duyuyorum. Yani bütün tarım makineciler, hiç kimse benim rakibim değildir. Olması da mümkün değildir. Biz elmanın bir bütünüyüz. Tarım sektörü bambaşka bir sektör. Et tırnak gibiyiz. Bakın bende olan makine zaman zaman yetişmez. Yapan bir arkadaşımla, arabamla götürürüm. Yine oradan müşterimizi memnun eder, göndeririz. Yani tarım sektörü bakın hiçbir sektöre benzemez. Nasılız biliyor musunuz? Elmanın bir bütünüyüz.
Yani sevincimiz de sektörle beraber, üzüntümüz de beraber. Ben onun için tarım makineleri camiasında olmaktan çok gururluyum. Ben buradan bütün çiftçilerimize bol kazançlar diliyorum. Allah emeklerini yağlasın. İnşallah emeklerimizin karşılığını alalım diyorum. Bu arada Kanal 42'de standımıza gelip bizi ziyaret ettikleri için, onlara bizlere bu fırsatı tanıdıkları için onlara da buradan çok saygılar, sevgiler sunuyorum. Herkese candan sevgiler söylüyorum. Hanım, kıymetli vaktinizi ayırdınız bizlere. Bizler de çok çok teşekkür ediyoruz sizlere. Fuarınız tekrar hayırlı uğurlu olsun. Sevgili izleyenler, Remziye Hanım'ın bu hoş sohbetini noktalıyoruz. Şimdi bakalım hangi kıymetli firmamızda olacak?